şeydir. Çok peki nasıl oluyor? Peki neden bizim Cumhurbaşkanımız arar bu adam? Niye ihtiyaç duysun? Elin altında bütün bilgiler var. Ayrıca bölgede eminim ki yüzlerce zaten ajanları var. O sırada Körfez Savaşı var malum. Körfez Savaşı konusunda konuşuyorlar Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ediyor. Bu da onun zekasını gösteriyor. Neden? Çünkü biliyor ki ne Amerikan gizli servisi, ne FBI, ne de bilmem Amerika'nın en parlak işte profesörleri vesaire ona rahmetli Cumhurbaşkanımızın verici bilgiyi veremezler. Çünkü o bu bölgenin insanı, onun ötesinde Bush Özal'ın o önemli zekasını çok iyi anlamış. Ve ondan ötürü de adam nerede böyle kaybedilecek vakti yok. Savaşta üstelik ülkesi yani. Ve onu konuşuyorlar. Dediğim gibi bu konuşmalara 3-4 kere tanık oldum. Özeti demek ki Amerikan gizli servislerinin bütün o bilgiye, alandaki bütün o ajanlara, her şeye rağmen bir Özal'ın bilgisine, istişaresine ihtiyacı vardı. Çünkü onun zekasını, görüşünü anlamış bir insandı. Sadece mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Çok özlüyorum. Allah mekanlarının cenneti eylesin. Hem devlet planlama teşkilatında müsteşarlık yapmıştır hem de devlet istatistik enstitüsünde. Dolayısıyla belki vakit sınırlığından dolayı çok değerli merhum Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikalarına ve Türkiye'yi önüne açan 24 Ocak 80 kararlarına değinemedi. Ben çok kısa olarak birkaç sizlerle paylaşmak istediğim ekonomiyle ilgili görüşlerim var. 24 Ocak 1980 kararları Turgut Özal'ın teknik yönetiminde ve Sayın Süleyman Demirel'in siyasi sorumluluğu altında alınmış olan kararlardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ben Türkiye ekonomisi derslerinde de anlatıyorum, 24 Ocak'tan önce Türkiye ekonomisi ve 24 Ocak 80 kararlarından sonra bir Türkiye ekonomisi vardır. 24 Ocak 80'den önceki milattan önce Türkiye ekonomisi dışarıya kapalı, ithal ikameci, küresel dünyanın bütün nimetlerinden soyutlanmış bir Türkiye, 24 Ocak 80'den sonra bugün içinde yaşadığımız küresel dünyaya entegre olmuş bir Türkiye ekonomisi. Bu rahmetli Turgut Özal'ın almış olduğu Cumhuriyet tarihindeki en önemli kararlardır. Teknik olarak aldığı için sorumluluğu da kendisine aittir ama siyasi sorumluluk da tabii ki zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'e aittir. Bunu paylaşmak istedim. İkincisi de rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal 1986 yılında OECD Bakanlar Konseyi'ne başkanlık yapmıştır. O dönemde başkanlık yaptığı dönemde tabii ki önemlidir. Çünkü 1961 yılında OECD kurulduktan sonra hiçbir zaman Türkiye'ye sıra gelmiyordu. Türkiye o zaman 24 tane üye ülke arasında en az gelişmişleri içindi. Normalde Türkiye'nin de başkanlık yapması gerekirdi. Fakat karar alındığı dönemde ben Sayın Cumhurbaşkanımızın OECD Bakanlar Konseyi Başkanlığı'na başkanlık yapmasını uygun bulmadım. Zamanın Büyükelçisi Tanju Biledaya da bu duruma ifade ettim. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı Avrupa Birliği OECD üyelerinin bakanlarına başbakanlık sıfatıyla başkanlık yapmasının uygun olamayacağını ifade ettim. Çünkü bu Türkiye'yi degrede eden bir durum olabilirdi. Başbakan, yani bu şu anlama gelir, bizim bakanlarımıza ancak sizin başbakanınız başkanlık eder anlamına da gelebilirdi. Fakat o günkü konjonktür, Orhan Güven'in de söylediği gibi Lüksemburg'dan 1 milyon dolarlık bir borç temin etme durumunda olan bir Türkiye için OECD'de önemli bir kaynak temin eden bir ülkeydi. Başkanlık yaptı ve daha sonra da daha sonraki dönemlerde de diğer bir başbakan yardımcısı OECD Bakanlar Konseyi'ne başkanlık yapmıştır. Sayın Ahmet Özal önemli bir konuyu temas etti. Turgut Bey yaşamış olsaydı ve iktidarda devam etmiş olsaydı Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilirdi dedi. Çok doğru. 1982 yılında AİT dairesi
kuruldu. AYT dairesini kuran kişi benim, 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda. Turgut Bey o dönem için Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini yöneten önemli bir makam veyahut da bir organizasyon olmadığı kanaatindeydi. Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde gümrükleri indiriyorsunuz. Devlet Planlama Teşkilatı kaynak tahsis eden bir durumda. Dolayısıyla hem rekabet açısından hem de o dönemde Dışişleri Bakanlığı güdümünde ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı uygulamış olduğu çifte standartlara rağmen aşırı derecede Avrupa Birliği'ci bir siyasi politika izlediği için DPT'de AYT dairesini kurarak hem ekonomik olarak hem de diğer konularda Dışişleri Bakanlığı'nın dışında bir nüve oluşturulup denildi. 82 ile 85 yılları arasında daire başkanlığını yaptım. Daha sonra da orası bugün bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Bakanlığı haline gelmiş oldu. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye bugünkü şartları altında dünyaya, küresel bir dünyaya entegre olmuş, bütün dünyadaki nimetlerden yararlanan ve dışarıda bulunacağınız her şeyi Türkiye'de daha kalitesini, ucuzunu bulduğunuz bir dünyada yaşıyorsanız, bu Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın almış olduğu ekonomik kararlar sonucunda gerçekleşmiştir. Bunları da sizlerle özellikle paylaşmak istedim. Şimdi sadece salondan 3 tane soru alacağım. Vaktimiz de geçtiği için soru sormak isteyenler varsa lütfen parmaklarını kaldırsınlar. Onlara sırayla konuşmacıya söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. İsminizi söylerseniz kaydı geçmek açısından soruyu da kime yöneltiyorsanız belirtiniz, emin olur. Teşekkür ediyorum herkese ve sorum Sayın Orhan Hocam'adır. Değerli Cumhurbaşkanımız bir Türk sevdalısı olduğunu biliyoruz, Türk dünyası sevdalısı olduğunu biliyoruz. Ben hatırlıyorum 92 senesinde Bakü'de biz gençlere bir konuşma yapmıştı. Oradan anlamıştık Sayın merhum Cumhurbaşkanımızın Türk sevdalısı olduğunu. Ama nedense hiç bu konuda beklediğim bir şeyler söylenmedi. Mesela ben acaba bir Türk Ortak Bankası kurulabilir miydi yaşasaydı? Veya bir Türk Ortak Ekonomik Birlik falan böyle şeyler olabilir miydi acaba? Bu kadar yakın olduğumuz dönemlerde mutlaka bu konularda bir şeyler hissetmişsinizdir. Paylaşabilir misiniz? Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bağışım üstüne lütfettiniz efendim. Bağışlayın tabii zaman olgusunda ayrıca bana bu imkanı da verdiniz. Şöyle arz edeyim efendim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği kuruldu ve onun resepsiyonu Boğaz'da bir vapurda yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kolumdan tuttu. Beni Sayın Cumhurbaşkanı Elçi Bey'e Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanımız dedi. Sayın Elçi Bey bana bir istatistik anlattı malum kendisileri mükemmel cennet olsun tarih profesörüdür. Bir istatistik anlattı. Zannediyorum istatistik profesörü daha iyi anlatamazdı önemini. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönerek müsaade ederseniz gelsin biz Azerbaycan istatistik Enstitüsü'nü yeniden yapılandırsın diye rahmetli Cumhurbaşkanımızın talimatıydı. İlk olarak ülkenize, vatanınıza, vatanıma ben 300 kilometre batısında doğmuş olmama rağmen içimde bir kederdir. O tarihe kadar gelememiştim. Malum Sovyetler zamanı otostopla Stockholm'a gittik ama diye ikinci vatanımız olan yere gelemedik. Unutamam. Söylenecek çok husus var. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki ne kadar büyük açıklığını zannediyorum vefatından önce malum o 12 günlük ziyareti de yani o cumhuriyette, Türk cumhuriyetlere en çok ona en çok sahip çıkan insandı. Yalnız sahip çıkan değil, büyük bir zekası olduğu için o zekayla yapıcı niteliği vardı. Neyin nasıl yapılacağını biliyordu. Ondan ötürü de
bağışlayın bilemiyorum ama benim kanaatim o ki bu husus çok hassas bir husustur. Herhalde rahmetli Cumhurbaşkanımızın hayatta olmasını istemeyenler oldu. Çünkü o konuda çok büyük bir hassasiyeti vardı. Yalnız Azerbaycan değil, bütün diğerleriyle birlikte olarak. Sağ olun. İsminizi lütfen önce. Muhammed Ukkay Şekaya, siyaset bilim ve ilişkiler bölümü doktorumuzda master öğrencisiyim. Sizleri bu aramızda görmekten tekrardan mutlu duydum, bekmek isterim. Ben Sayın Ahmet Özal'a ve Sayın Orhan Güven Hocam'a her ikisine de bir soru sormak istiyorum. Beraber hem özel zaman geçirdikleri için hem de teşviki mesajları bulundukları için. Rahmetli Özal'ı sürekli ekonomik reformları ve kalkınma hamleleriyle anıyoruz. Ben güvenlik ve güvenlik politikaları ve istihbarat çalışıyorum kendi alanımda. Sayın Özal'ın döneminde yani başlığına da uygun olması için bugünkü Türkiye için ne ifade ediyorum anlamında emniyet istihbaratı kurması ve kendisine daha doğrusu kuruma vermiş olduğu yasal düzenlemeler var. Ve Hiram Abbas'la Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden bir sivilleşme hareketi var diyelim. Bu konular hakkında beraber hem zaman geçirmiş konular hasebiyle hem de beraber çalışmalar hasebiyle ne söylemek isterler? Teşekkür ederim, çok sağ olun.